Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Şuraya konuşabilir misiniz? Bir dakika, bir dakika. Tatlım, bir yere kaçmıyorum. Oturun, oturun çocuklar. Lütfen. Hepinizin hapse gireceğim için endişelendiğinizi biliyorum. Söz veriyorum. Girmeyeceğim. Haberleri iyi izleyemedim. Bir şey söylüyordunuz. Ne diyordunuz? Kaza efendim. Ne kazası bu? Arabanız Vurkaç olayına karıştı. Benim arabam mı karışmış? Ve alkollü araba kullanırken. Tamam, yani araba benim. Ve alkol aldığım sırada arabamı kullanıyorum. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Benim arabamın camları siyah. Arabanın camı açıkmış ve dışarı bir şişe atmışsınız, doğru mu? Ne ayıp. Demek ki hiç toplum terbiyem de yokmuş. Bu adam çok akıllı. Basın ona sorular soruyor. Ama o soruları onlara geri çeviriyor. Çok akıllıca. Bu kaza nerede olmuş? Kiranagar'ın yanındaki yolda. Tanık orada ne yapıyormuş? Yakında yaşıyormuş. Yakında nerede? Dadasahip Falkenagar'da. Adresi? 120 Daka sitesi. Tanığın ismi nedir? Trishnamalik. 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 Pekala, Trishnamalik 120 Daka sitesi Dadasahip Falkenagar yolunda oturuyor. Şu anda kimsenin tanımadığı kızı şimdi bütün dünya tanıyor. Akıllıca. Trishnamalik'i tebrik ederim. Sadece bir gecede meşhur olmakla kalmadı, tüm sitesini de beraberinde meşhur etti. Neden peki? Arkane sayesinde. Çünkü bana bağlı olan her isim bir anda ünlü oluverir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Beyefendi, efendim. Tamam, efendim. Başka soru yok. Yani siz yalan mı söylüyor diyorsunuz? Bütün bunlar numara mı sizce? Neden böyle bir şey yapmış olsun ki? Tatlım, bil diye söylüyorum. Ben araba kullanmam, ben motosiklet kullanırım. Buraya gelin. İçki içenlerin böyle karın kasları olmaz. Bak şuna. Vay canına. Dokunsana, gerçekler. Hadi dokun, dokunsana. Oyun bozanlık etme. Evet, hayır. Dokun hadi. Evet. Dokun ona, hadi. Sorularınız bitti mi? Sizleri çekimime davet ediyorum. Çünkü bugün çok önemli romantik bir sahne çekeceğim. Lütfen gelin. Siz de davetlisiniz. Evet, burası benim setim. Jago, kahvemi getirir misin? Bayrağı, tam ışık lütfen. Tüm ışıkları açın. Evet çocuklar, bugün sizleri Kaşmir'e götüreceğiz. Çok, çok güzel. Ve filmin ilk romantik sahnesi burada çekilecek. Ve burada tutkuyla piyano çalıyor olacağım.
Piyano çalarken aşkımın diğer uçtan yaklaştığını göreceğim. Yaklaşırken bahar gelecek. Onun tüm güzelliği etrafa yayılacak. Oradan... bana doğru gelecek. Hayal dünyandan bir an önce çıkman gerek. Bay Rishab Kundra. Kameralar lütfen kameralarınızı kapatın. Kapatın onları, evet. Lütfen, lütfen bir dakika. Sanıyorsun sen? Dramatik yalanlarınla gerçeklerden kurtulabileceğini mi? Benimle mi konuşuyorsun? Sen... Madhubala Malik. Sana şöyle söylememi istedi. Git o zengin şımarık adama söyle. Benim adım Madhubala Malik ve davamı asla geri çekmeyeceğim. O bilezik benim için değildi. O kız takmanız için size verdi. Oo. Demek Madhubala Malik sensin. Madhubala. Hı. Evet. Polis raporu çıkarttım. Ve bununla sonuna kadar savaşacağım. Lütfen, lütfen bir dakika.
Sen yaptığın kazadan sonra dürüstçe özür dilemeyen, utanmaz ve kendini beğenmişin tekisin. Sen sadece rol yapabilirsin. Farkında mısın? Sokakta yürüyen her insanın bir ailesi var. Senin için bu sadece basit bir kaza olabilir ama herkes için önemsiz olan bu kaza mağdurun ailesi için bir trajedi. Nasılsa basın konferansındaki bu muhabirler seninle ilgili asla kötü bir şey yazmaz. Devam et. Ama benim kanunlara inancım tam. Cezalandırılacaksın. Ve ben bunu göreceğim Bay Rishab Kundra. Bu cezayı aldığını göreceğim. Tebrik ederim. Vay canına, ne performans. Bütün bu metni nasıl ezberledin? Benim aktrislerimden olmalısın. Benim karşımda, Arkay'ın karşısında. Meşhur Arkay'ın karşısında. Filmin ismi de... Bir Suçlu, Bir Tanık. Nasıl sence? Madhubala. Üzgünüm, çok üzgünüm. Özür dilerim. Ben de üzgünüm. Ne oldu? İyi misin oğlum? Sağlığım gayet iyi ama gerisini bilemiyorum. Peki bu sürahi nasıl düştü? Susadın mı oğlum? Anne, dışarıda yağmur mu yağıyor? Yağmur mu? (Gülüyor)
Sanırım doktorlar fark etmediler ama. Beyin sarsıntısı falan geçirmiş olmayasın sen. Gel. Gel bakayım. Anne, bu yaraları hastanedeki makineler bile iyileştiremez. Ama bir anne ve öğretmenin gözleri aklından tam olarak neler geçirdiğini bilebilir. Neyin olduğunu gözlerinden anlıyorum senin. Telefona uzanmaya çalışıyordun. Değil mi? Ya anne, telefon sadece oyun oynamak için. Yani sadece zamanı öldürmek için, hepsi bu. Tatlım. Zaman geçirmek için benimle konuş. Tekelinle mi oynayacaksın, ha? Az önce doktorun değil de başka birinin gelmesini umuyordun, değil mi? Evet. Ben binlerce öğrenci eğittim oğlum. Bana akıl öğretmeye kalkma sakın, tamam mı? Gelin. Günaydın Bayan Dixit. Merhaba. Nasılsınız? Size her şeyi net bir şekilde anlatmıştık. Ne cüretle tekrar gelirsiniz? Anne. Şşt. Sen sus bakalım. Sen de hemen sınıftan çık. Sınıf mı? Ya yani odadan. Ya ama ben bugün... Hadi. Git ve dışarıda bekle. Evet. O öğrencin değil. O bir müfettiş. O zaman benim sadece Bayan Dixit değil, aynı zamanda sert bir öğretmen olduğumu da bilmesi gerek. Tamam mı? Otur. Bana da ders vermeye kalkma. Şimdi sana su getireceğim, tamam mı? Bekle bakalım.